yanılmıyorsam. Evet, başardık diyor. Evet, Tsubasa'yı, bunun hedefi ileride arkadaşlar Tsubasa'yı geçmek, gücü olarak yani Tsubasa'dan daha iyi bir oyuncu olmak. Ulan Jimin ne oluyor ya? Şimdi bu soru soruyor. Evet, Uluslararası Şampiyonası'nda en çok oynamak istediğin oyuncu kim? Bu da daha önce aynı takımda oynadığımız Taro Mizaki dedi arkadaşlar. Evet, Mizaki. Bu ne diyor? Evet, Mizaki 3 seneden beri piyasada yok. Ve son final maçına sakatlanmıştı. Belki de şimdi futbol oynamıyordur bile diyor. Bu öyle bir şey olamaz diyor. Mizaki artık dünya nerede olursa olsun bir yerlerde futbol oynuyordur diyor. Yani Tsubasa en çok Mizaki görmek istiyor arkadaşlar. Onunla karşılaşmak istiyor. Mücadele etmek istiyor. Şimdi, tabii ki buna Hyuga'mız da kızıyor arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim oyuncu arkadaşlar bu seride ya. Hyuga. Hem Tsubasa bir de Hyuga. Ama Hyuga'yı birazcık daha çok sevdim. Bir de Yun Mizugi vardı arkadaşlar. Şimdi Matsuyama'yı görüyoruz Furano takımından. Furano'ydu galiba takım adı ya. Bunlar hep böyle karda falan çalışıyordu arkadaşlar. Ve Hanawa'dan Tachibana ikizleri. Kardeşleri arkadaşlar. Masao ve Kazu. Şu iki dişlekler. Ve bu arkadaşlar Azuma Ichii takımından ya da Higashi Ichii takımından Makoto Soda Hayata diye adı geçiyor animede. Şimdi bu ne? Evet. Bunlar da bölge elemesinde bu iki takım finaldeydi arkadaşlar. Toho ve neydi bu takım adı ya? Yun Mizugi'nin takım adı neydi? Unuttum. Musashi'ydi arkadaşlar. FC Musashi'ydi. Ve bu Yun Mizugi yerde yatan oyuncunun kalp rahatsızlığı var. Yani kalp hastası. Ve bu Hyuga da o maçta biraz çok tedirgin oynuyordu. Böyle şey tam gücüyle oynamıyordu. Çünkü çekiniyordu. Bir şey olur diye korkusu vardı içinde. Sonunda Tohu yeniyor maçı arkadaşlar. Tohu takımı, Hyuga'nın takımı. O 3 en iyi oyuncular Takeshi Sawada, Hyuga ve Wakashimazu. Bu da Kozo... neydi bunun adı ya? Kozo Kira arkadaşlar. FC Meivan yani Hyuga'nın eski antrenörü. Hiç iyi oynamadın gibi bir şeyler diyor yani. Tsubasa'yı bu forma şeyden bu performansı yenemezsin diyor bu güçten. Evet, Okinawa'ya gel diyor benimden. Sana özel antrenman yapacağım diyor. Şimdi Roberto Hongo'nun sesi geliyor arkadaşlar. O Tsubasa'nın driver şutu, uzun şutu var ya şöyle yukarıdan gidip aşağı iniyor. Onun üzerine konuşuyorlar. Tsubasa o şutu deniyor. Daha az o şut üzerine çalışmalar yapıyor. Başarılı değil. Biliyorsunuz Tsubasa'nın en büyük hayali arkadaşlar Brezilya'ya gitmek ve orada profesyonel olmak. Ve Roberto Hongo aslında bu 3 sene sonra arkadaşlar, o bir ilk büyük turnuvanın 3 sene sonra Roberto Hongo bir söz vermişti. Eğer Uluslararası Şampiyonası kazanırsan seni Brezilya'ya getireceğim diye öyle bir söz vermişti. Tsubasa kazanmıştı bu turnuvayı Nakatsu'yla. Ama Roberto bunu yine de burada bıraktı. Şimdi Tsubasa'nın hedefi de arkadaşlar bu turnuvayı kazanıp Brezilya'ya profesyonel olmak. Arkadaşlar oraya gitmek istiyor Roberto'nun yanında. Evet arkadaşlar, birinci bölüm sonuna geliyoruz. Dediğim gibi şimdi bu ikinci bölüm gelir mi sizlere bağlı arkadaşlar. Beğeni sayısına bağlı. Bir de yorumlara bağlı arkadaşlar. Bu dediğim gibi benim en sevdiğim anime serilerinden biri. Küçüklüğümden beri izlerim bunu. Hala bakıyorum arkadaşlar. Arada bir. İkinci maçımız Japon Uluslararası Şampiyonası'nda olacak. Higashi Ichii takımı arkadaşlar. Azuma Ichii ya da Higashi Ichii. Ve burada Makoto Soda ya da Hayata. Makoto Hayata diye adı geçiyor. Öyle bir defans oyuncusu var 7 numaralı arkadaşlar. Onun jilet şutu var. Yani bunu da göreceksiniz. Ki eğer ikinci bölümü görmek istiyorsanız. Evet arkadaşlar. İkinci bölümde umarım görüşürüz. Ben gerçekten aslında oynamak istiyorum bu oyun devam. Ama dediğim gibi sizlere bağlı. Bir dahaki videomda görüşmek umuduyla arkadaşlar. Peace out. Sayonara. Bye bye. Yup.